Merhaba, ben Kerem Kaman. ...2016 yılından beri çıktığım her Avrupa Dünya'dan sonra benim en büyük hayalimin olimpiyat olduğunu her yerde söyledim. Yani bu olimpiyat dediğim gibi her sporcunun hayali ama benim için o kadar farklı bir yerdeydi ki, çünkü arkadaşlar aramızda konuştuğumuz zaman ben bu konuyu konuşmaktan kaçınırdım. Çünkü konuştuğumuz zaman içimde tuhaf bir his olurdu, böyle farklı bir heyecan olurdu. O yüzden bunu çok konuşmak istemezdim. Çocukluk hayalim olan olimpiyatlara vize alıp oraya gitmeyi hak kazandım. Ya her şey nasip tabii ama ben çalışıyorum. Ben madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum. Yaşım küçük olduğu için, ilk olimpiyatım olduğu için hani belki heyecan olabilir diyorlar arkadaşlarım, antrenörlerim. Hani bir nevi tecrübe edinebilirsin ama ben öyle görmüyorum. Bir madalya basamağı olarak görüyorum. Ben burada madalya alıp sonraki olimpiyatlara göz kırpıp orada da niye iki defa olimpiyat şampiyonu, niye üç defa olimpiyat şampiyonu olmayayım yani. Bu benim için sadece bir heyecan, gidip oraya bir olimpiyatı tatmak değil yani. Ben oraya madalya almaya gidiyorum. İsmim Cenk İldem. Ya bütün müsabakalarda, uluslararası organizasyonlarda madalyam var. Son zamanlarda çok fazla bronz madalya aldım. Adımı da bronz adam koydular. İşte onu kırmak için burada bir şansımız var. İşte bir en yakın 2014'te bir gümüş madalya var. Grand Prix'lerde falan şampiyonluklar var ama tabii Tokyo Olimpiyatları bir de benim kariyerim son olimpiyat olacağı için benim için çok değerli. İnşallah burada o bronz adamı gümüş altına çeviririz diye düşünüyorum. Yani yaş itibariyle bir olimpiyat daha göremeyeceğim ben. Yani olimpiyatlar için son olacak. İşte güreşi de elimizden geldiğince yapmaya devam edeceğiz, hizmet etmeye devam edeceğiz. Belki bir antrenör, belki bir spor adamı. Ama tabii ötesini düşünmek istemiyorum. Şu anda tek Tokyo var. Çok değerli benim için gerçekten. Zaten olimpiyat dediğin zaman rüyalarınızı bile tutuyor. Yani uykular kaçırıyor. O derece güzel bir organizasyon. Ben de onu boş geçmek istemiyorum. Orada özlem duydum. Madalyayı almak istiyorum. Ondan sonrasına işte biz rüzgar nereye savururuz, oraya gideceğiz artık. Merhaba, ben Rıza Kayal. Tabii geçen sene büyük bir sıkıntılarım vardı. Yani sırtımda ağrılar vardı, boyun fıtığı vardı. Hani tabii ki dünya olarak kötü bir süreç geçirsek de benim için biraz iyi oldu diyebilirim. Çünkü Tokyo'ya gerçekten de çok geçen sene çok kötü gidecektim yani sakatlıklarından dolayı. Ama Allah'a şükür onları hep iyileştirme, düzeltme fırsatı buldum. Ve zaten onun üstüne de Avrupa Şampiyonası'nda tekrar yenilenmiş bir şekilde mindere çıkarak rakiplerimi çok büyük üstünlükle yenerek Avrupa Şampiyonu oldum 10. kez. Gele gelmez hemen 3-5 gün sonra tekrardan kamplara başladım. Yani sonuçta en büyük hedefim ve hayalim olimpiyatlara katılmak. Tekrardan da aynı şekilde hazırlıklarımı devam ediyorum. Ne kadar üstüne koyabilirsem, ne kadar daha iyi olabilirsem benim için o kadar iyi olacak yani. Ya biz 2016'ya da 3 kişi katıldık, 2 madalya almıştık. İnşallah bu sene de bu olimpiyatta da 3 kişi katıldık, 3 madalya alırız diye umut ediyorum. Yeter ki kendimize güvenelim ya. Ben hani Kerem kardeşime de güveniyorum. O da çok yetenekli, madalya alabilecek yani düzeyde bir sporcu, hatta şampiyon olabilecek düzeyde. Yeter ki kendine güvensin, iyi hazırlansın. Tabii bizim de sonuçta ne kadar tecrübeli olsak olalım, sonuçta karşımızdaki rakipler de tecrübeli ve yıllarca güreştiğimiz rakipler. Bizler de işi sıkı tuttuğumuz sürece bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yeter ki biz sakatlık ve ne bileyim ağrılarımız olmadığı sürece inşallah yine madalya geleceğine inanıyorum. Yani 3 kişiyiz ama Greco-Roma'da en az 2 madalya gelir diye umut ediyorum. Yani böyle bir yürekten inanıyorum. Ama tabii ki bunun altın olması çok önemli. O doğrultuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz yani üçümüzde. Salih Bora,
Karakoraman Güreş Milli Takım Teknik Direktörü. Biliyorsunuz biz bir sene öncesi için hazırlıklarımızı yapmıştık. Ancak bir sene sonra olması bazı yönlerden bizim için daha iyi oldu. Rıza'nın sakatlığı vardı. Serbest stille konuşmak da benim haddime değil ama Taha'nın da sakatlığı vardı. Onun için de iyi oldu. Biz geçen sene 3 ay mecburi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemin haricinde her dönemde çalışmalarımızı yaptık, kamplarımızı yaptık. Hazırız inşallah Tokyo Olimpiyatları için hazırız. Tabii eskiden katılım sayısı fazla oluyordu. Bu olimpiyatta UVV spor güreşçi sayısı, her siklette güreşçi sayısını 16'ya indirince yapılan son dünya şampiyonasında ve kalifikasyon müsabakalarında gerçekten çok karan karana müsabakalar oldu. Yani ilk 16'da güreşecek olan güreşçilerin 10 tanesi şampiyonluğa aday diyebilirim yani o kadar sıkı müsabakalar olacak. Biz de iyi hazırlandık. İyi adam. Biz 3 kategoride katılacağız. Hepsinde iddialıyız inşallah. Madalyalar alacağımıza inanıyorum. Yani 3 siklet gidiyoruz ama madalyalar alacağız inşallah. En son Grekoroman güreşi olarak 2020 Sydney Olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştık. Aradan geçen 20-21 sene içinde gümüş bronz madalyalar aldık ancak altın madalya alamadık. Altın madalya hasretimizi burada bitirmek istiyoruz.